Unit 5. Word List. Aware. If you are aware of something, you know about it. Aware, farkında anlamına geliyor. Sıfat olarak adjective. Eğer bir şeylerin farkındaysan, onun hakkında bilgiye sahipsindir. I was not aware of the ringing phone. Telefonun çaldığında haberim yok diyor. Yani telefonun çaldığının farkında bile değilim diye söylüyor. Badly. Badly means in a severe or harmful way. Badly adverb burada kötü bir şekilde. Ne manaya geliyor? Şiddetli veya zarar verici bir yol anlamına geliyor. He hurt his arm badly playing with friends. O arkadaşlarıyla oynarken kolunu kötü bir şekilde, yani şiddetli, acı verici bir şekilde yaraladı. Hurt, yaralamak. Belong. If something belongs to you, you own it. Belong, verb olarak ait olmak anlamına geliyor. Eğer bir şey size aitse, you own it. Siz ona sahipsinizdir. Own da fiili de sahip olmak anlamına geliyor. The blue suit belongs to Paul. Mavi takım elbise Paul'a aittir. Yani bu ikinci cümleyi okumadan önce bu resimdeki aitliği, aslında bunu bir bayan zannettim ve bir anne zannettim. Kollarını açmış. Yani aslında biz annemize aitiz gibi. Hani hep düşünürüz, anneler evlatlarını sahiplenir. Evlatlar annelerine aittir. Öyle düşündüm resimlere bakarken, ancak burada tabii ki mavi bir takım elbise Paul'a aittir diye çevirmiş. Continue. To continue something is to keep doing it. Yapmış olduğun şeye devam etmek demektir. She stood under her umbrella as the rain continued to fall. O, yağmur yağmaya devam ettiği için, şemsiyesinin altında duruyor. Buradaki ezi dı için manası verdik. Error. An error is something you do wrong. I made an error on my report, so my boss was angry. Error, bir hata anlamına geliyor. Yanlış yaptığın bir şey anlamına gelir. Raporlarımda bir hata yaptım. Bundan dolayı patronum kızgındı. Patronum bana kızdı. An experience is something you have seen or done. Senin daha önce gördüğün ve yaptığın her şeydir. Daha önce görüp yaptığımız şeyler nedir? Deneyimlerdir, tecrübelerdir. Rock climbing was a fun experience. Dağa tırmanma ve bir kayaya tırmanma eğlenceli bir deneyimdi. Field. A field is a big area of land. Field nedir? Büyük bir arazidir. Nedir? The field of flowers looks so pretty. Çiçekli alan, çiçekli bölge diyeceğiz. Nedir? Çok hoş, zarif, tatlı görünüyordu. Hurt. To hurt is to do something that makes you feel pain. Hurt, senin acı hissetmeni sağlayacak şeyi yapmandır. Yapmandır. She hurt her leg falling down the stairs. O, merdivenlerden düşerek bacağını inciltti. Bacağını yaraladı. Burada düşerek diye söylüyoruz, çeviriyoruz. Judgment. Judgment is the ability to form opinions or decisions. Judgment, karar verme, hüküm verme anlamına gelir. Fikirler ve veya kararları şekillendirebilme yeteneği olarak aklımıza gelir. It's good judgment to recycle your aluminum cans. Alüminyum konserveleri geri dönüştürmek iyi fikirdir, iyi karardır diye söyleyeceğiz. Likely.
If something likely happens, it will probably happen. Likely, adverb, olası, büyük ihtimalle demektir. Eğer bir şey olması mümkünse, o muhtemelen olacaktır diyor. I will likely stay at home and watch TV tonight. Büyük ihtimalle diyor, büyük ihtimalle bu gece evde kalacağım ve televizyon izleyeceğim diyor. Normal. If something is normal, it is not strange nor surprising to you. Eğer bir şey normalse, o ilginç değildir ya da seni şaşırtacak bir şey değildir diyor. It is normal for me to bathe every night. Her gece duş almak benim için normal olan bir şeydir yani. Rare. If something is rare, you do not see it very often. Eğer bir şey rare ise, onu sık sık görmen mümkün değildir diyor. Yani nadirdir. It is rare for him to miss his flight. Uçağını kaybetmesi onun için nadir bir şeydir diyor. Tabi burada kaçırması yani uçağını kaçırması saatinde varamaması anlamında. Relax. To relax is to rest. Relax, rahatlamak anlamına geliyor. Rest zaten rahatlamak demek. The frog relaxed in the warm sun. Kurbağa sıcak güneşte rahatladı. Request. To request something is to ask for it. Verb olarak bir kimseden bir şeyi istemek anlamına gelir. The little girl requested a special gift from Santa Claus. Küçük kız Santa Claus'tan özel bir hediye istedi. Reside. To reside means to live somewhere permanently or for a long time. Reside, uzun bir süre veya kalıcı olarak bir yerde yaşamak anlamına gelir. Yani ikamet etmek anlamına gelir. My brother and his family reside in a lovely house on the beach. Erkek kardeşim ve onun ailesi sahilde şirin bir evde ikamet ediyorlar diyor. Result. A result is something that happens because of something else. Result sonuç manasına gelir. Başka bir şeyin den dolayı olan şeydir. As a result of all the rain, the man had to climb on the roof. Her yere yağmur yağmasından dolayı adam çatıya tırmanmak zorunda kaldı. Roll. To roll is to move by turning over and over. You must roll the ball into the pins when you bowl. Roll, verb olarak yuvarlamak, döndürmek anlamına gelir. Bir şeyi üzerine tekrar tekrar çevirmek, döndürmek anlamına gelir. Bowling oynarken sen topu dubalara doğru yuvarlamalısın diyor. Yuvarlamak zorundasın diyor. Since. Since is used to talk about a past event still happening now. Since preposition burada ve den beri manası var. Bir geçmişte olan ve hala devam eden bir olay için kullanılır. Since 1992, he has been driving that car. 1992'den beri o bu aracı sürmektedir, kullanmaktadır. Yine burada tense'inde since'de olan uyumunu görmüş oluyoruz. Visible. If something is visible, it can be seen. Bir şey visible'sa it can be seen. O görülebilir. Yani görülebilir demek. The moon and stars were visible in the night sky. Gece gökyüzünde ay ve yıldızlar görülebilir. Wild. If something is wild, it is found in nature. Eğer bir şey wild ise o doğada bulunur diyor. Yani vahşi demek. You should be careful around a fox because it is a wild animal.
Eğer etrafında bir tilki varsa onun hakkında dikkatli olmalısın. Çünkü o vahşi bir hayvandır diyor. Alıştırmalarımıza bakalım. Rule ile eş anlamlı olan şıkkımız hangisi? Rest, grow, to move by turning a rule, to move by turning, döndürerek hareket ettirmek. Error, hata demiştik. Ne demekti? Something you do wrong, yanlış yaptığın şeyler. Hurt, incitmek, acıtmak demiştik. To do something that cause pain, acı verecek şeyler yapmak. Reside, ne demekti? İkamet etmek demiştik. Yani bir yerde uzun bir süre kalmak anlamına geliyordu. O halde B. Relax, rahatlamak anlamına geliyordu. Burada rahatlamak anlamına gelen to rest. Continue, devam etmek anlamına geliyor. Burada tabii ki keep doing, yapmaya devam etmek, bir şeyi yapmaya devam etmek anlamına geliyor. Normal, burada farklı, dostça, mükemmel bir miktar diyor. Tabii ki not strange olacak. Yani ilginç olmayan, normal. Rare, nadir anlamına gelen, yani sık sık görünmeyen şey. Visible, burada easy to see diyeceğiz. Görmesi kolay. Invisible da hard to see. Görmesi zor şey. Field neydi? Alan, bölge, saha demiştik. Burada open, açık alan. İkinci egzersizimize bakalım. In a severe or harmful way. Şiddetli veya acılı yol. Nedir? Badly. Nedir? Kararlar veya fikirler oluşturabilmek. Yani hüküm vermek. Ayarlamak ya da doğru bir mekanda olmak anlamına geliyor. Tabii ki de belong. Not strange or different. Yabancı veya farklı değil, ilginç değil. Yani normal. Bir şey yapmak. Sana acı verecek bir şey yapmak. Ney? Hurt. Anlamına geliyor. İkinci kısma geçelim. Mayday at school was not strange. Okuldaki günüm ilginç değildi diyor. O zaman neydi? O zaman normaldi yani. Normaldi. The bird was from nature. Kuş doğadandı. Doğadan olduğu olan şey nedir? Vahşidir, wild. Sorry, I can't come. Üzgünüm, gelemiyorum. I am feeling discomfort in my body. Vücudumda bir rahatsızlık hissediyorum diyor. Rahatsızlık. Neydi bu rahatsızlık? Hurt. He is going to rest. Dinlenmeye gidiyor. Instead of going to the movie. Film izlemeye gitmek yerine dinlenmeye gidiyor diyor. Bakalım. Neydi dinlenmek? Rest. The man walked through a large area of land. Büyük arazinin içerisinden adam yürüdü. Neydi arazi? Field diye söylemiştik. Bu videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki kelime videomuzda görüşmek üzere.